Yeni kaybıyla, daha doğrusu cinayetiyle başlamak istiyorum. Önemli bir sanık da var. O da askerden ayağının tozuyla geldi. Sevgili Suzan'ın oğlu, sevgili Adnan, Nuran'ın da kardeşi. Sen ablan Giresun'da kaybolduğunda askere gitmiş miydin orada? Yok, Rize'deydim ben. Ha, Rize'deydin. Evet. Peki köye geldikten ne kadar süre önce kendisiyle görüştün? Görüşemedim ki. Hı? Ben gelmede kaybolmuştu zaten. Sen ablan kaybolduğunu nasıl haber aldın canım? Kim sana söyledi? Abim söyledi. Savaş abimi aramıştı. Abim Rahman söyledi. Mı söyledi? Evet. Sen görüntülü konuşuyormuşsun zaman zaman ablanla. Evet, ablamla görüntülü konuştuğunda böyle dikkat ettiğin, yani hiç böyle dikkatini çeken bir şey oluyor muydu ablan? Dikkatini çeken bir şey olmadı. Ben zaten ablama soruyordum. Hı. Var mı bir sıkıntın, bir şeyin varsa söyle diyordum. Söylemiyordu hiçbir şey. İki kere gitmişti, o yüzden soruyordum. Neden gittiğini tam olarak biliyor muydunuz sevgili ablan? Niye gitmiş yani? Bilmiyorum. Çözebildiniz mi? Çözemedik. Konuşmak, yani bulmaya çalıştınız, ablan söylemiyor muydu? Evet. Peki Savaş diyor ki, yani psikolojik sorunları var gibiydi diyor. Yok, psikolojik sorunu falan yoktu. Hareketleriniz... Ben hiç denk gelmedim kendi kendine konuştuğunu. Enişten aran nasıl, Savaş'la aran nasıl? Kaygolanak da iyiydi, ondan sonra selam falan vermememeye başladı daha. Siz vermemeye başladınız, ben değil. Sen vermemeye başladın, ben veriyordum sana. Selamı sabahı sen kestin. Öyle ben mi? Ben bayramlarda bile geliyordum babaannenin yanına, siz çaydayken. Ben hiç görmedim. Kaybolduktan sonra belli bir süre aradık. Beraber hareket ettiniz. Evet, aradık, beraber aradık. Zaten afet ekipleri falan da vardı. Hı hı. Aradık, ondan sonra daha zaten şey yapmadı. Böyle soğuk davranmaya başladı. Bu da Emir'di, amcası da. Ha, ikisi beraber. İkisi beraber soğuk davranmaya başladılar. Ablan Nuran nasıl kaybolmuş? Sana nasıl, ne söyledi, ne anlattı? Camdan çıktı gitti dedi bize. Aramaya başladık direkt. Hı-hı. Afet ekipleri, jandarma falan geldi. Tamam. Aramaya başladık direkt, sormaya vakit olmadı. Peki o sırada eniştenin tavrı, hareketleri falan nasıldı? Çok rahattı yani, öyle kaybolmuş gibi değildi. Çok rahattı. Eşi kayboldu mu aramaya şey yapmaya çalışır, şey yapar, hiç. Umurunda bile değildi. Çok rahat, şu anda rahat. Hiç umurunda bile değil şu anda. Umursamasam arama tarama işlerine hiçbirine katılmazdım. Yaylardan aşağıda inmezdim. Eniştemden ilk başta şüphelenmedim. Savaştan? Evet. Sonra? Önceden de gitmişti, sığınma evine falan gitmişti. Hı-hı. Şüphelenmedim. Sonra baktım hiç şey yapmamaya başladı. Böyle bizden de soğuk davranmaya başlayınca şüphelendim. Ama belli etmedim. Aileme de söylemedim. İlk kez söylüyorsun yani. Yani daha önce tabii yayın öncesi söylemişsin galiba ama yani yakın zamana kadar söylemedin. Yakın zamana kadar söylemedim. Takipteydim. Emir'i de bunu da. Ne yaptıysa ikisi yaptı. Bu camdan gitti, o bu gitti hikaye. Nedir hikaye? Camdan nasıl gitsin? Ablam camdan hayatta gitmez. Ben biliyorum ablamı. Tanıyorum. Çocuklarını hayatta bırakmazdı. O evde o gün Savaş da mı vardı diyorsun? Vardı, Savaş da vardı, Emir de vardı. Emir şöyle yapabilir, arabayla götürmüştür. Savaş'ın arabası yoktu o zaman da. Emir'in arabası vardı, nereye gidiyorlarsa Emir'in arabayla gidiyorlardı. Her yere Emir'le mi gidiyorlardı? Emir'le gidiyorlardı. Yani yaylaya olsun, sağa sola olsun hep Emir'le giderdi. Benim çıktığım saat belli, beni görenler, şahitler belli. Ve geri dönüşüm belli, her şeyim belli benim. Bak ben sana... Nasıl oyun için oldum ben daha? Adnan şüphelendik diyor, Suzan diyor şüphelendik diyor. Şüphelenir. Rahattı diyorlar. Ablacığım ben kendi durumumda... Sen de birine şüphe etmen lazım. Sen evinden gidene hiç kimseden şüphe etmeyen. Sen yapmadın, ben anan ediyorum. Yapmadın, baban yapmadın. Oradan geçen arabalar hepsine şüphe ediyorum. Niye de bu kız? Oradan geçen arabalar hepsine şüphe ediyorum. Ve en çok da... Oradan geçen bütün arabalardan şüphe ediyor musun? Ediyorum ablacığım. Bütün arabalardan. Hepsinden ediyorum. Ve bu iki tane ihbar eden bağlanan var ya, hele hele ikincisinden daha çok şüphe ederim. Çünkü kaybolma saati. Babandan şüphe ettin mi? Ya onlara bir şey yapacağını şüphe etmedim kesinlikle. Onu geçeceksin ablacığım, öyle bir şey olmaz. Ben çünkü ailemi çok iyi biliyorum. Sen hala eşinin yaşadığını mı düşünüyorsun? Ben öyle düşünüyorum abla. Çünkü öyle olsa çoktan çıkardı. Çıkış gelişim belli. Benim geldik... Belli değil. Gelişim belli ablacığım, tamam mı? Heh, tamam, çıkışım belli. Geldiğimde çocuğum da ayaktaydı ve bunu ifadesini vermiştir. Annemin gitti dediğini söylemiştir. Babam da o saatte geldiğini söylemiştir. Nereden biliyorsun? Bundan eminim. Çocuk gördüğünü söyler. Ben ondan sonra çıkışım var mı abla? Varsa getirsinler, kabul edeceğim her şeyi. Hadi. Çıkışım varsa söyle. Çünkü sen o dönemdeki kamera görüntülerinin maalesef bir şekilde olmadığını biliyorsun. Nasıl görüntüsü olmadığını biliyorum abla. Oradaki kamera görüntüleri maalesef ablacığım, olmama ihtimali yok. Onu geçeceğiniz. Jandarma komple aldı götürdü. Hayır, ben sana söylüyorum. Hayır, ben sana söylüyorum. Jandarma senin kamerası... sana o sırada, özür dilerim, sana o sırada öten kuşun, öten haber kaynağın o kamera görüntülerinin de bir şekilde derdest edildiğini, ortalıklarda olmadığını, yok edildiğini biliyor. Ha, ben de bunu söyleyeyim o zaman. Ben sana şunu söyleyeyim abla. Hiçbir şey umurumda değil bak. Hı hı. Kamerayı komple toplayıp jandarma aldı gitti, götürdü karakoluna. Baktılar. Sonra sana bir şekilde haber geliyor ya jandarma içinde, birileri sana ötüyor ya. Ötüyor normalde. Ben ona... bir şey yok abla, ha, öyle bir şey. Geliyorsan o bilgi. Sen şu anda o kamera görüntülerinin olmadığını biliyorsun, onun rahatlığı içindesin. Jandarma ile beraber Ramazan bakmış. Ne zamana baktı bilmiyorum. Bak ben yoktum çünkü o zaman. O zaman da konuşsun abla. Saat kaça baktınız Ramazan? Ha, abla biz kaybolduktan sonra bakmaya başladık. İşte belki yürüyerek geçmiştir diye baktık. Hı-hı. Yani sonradan arabaları araştırmaya başladık.
hiçbir görüntüsü de yoktu değil mi? Ha, yoktu. Amcanın ahırının olduğu yerde toprağa gömülü halde bazı deliller bulunmuştu. Ben de ahırın oraya çöp atarım dedin. Neden hemen savunma ihtiyacı duydun kendine? Yok, savunma ihtiyacı değil abla. Yine doğruyu söyledim. Şimdi atmayayım desem yalan diyeceğim. Yani attığım yeri de gösteririm yani. O göstermiş olduğun kıyafetler ya, bu Karaçukuru'nun yakından uzaktan ilgisi alakası olmayan bir olay. Nasıl Karaçukur'da ilgisi alakası bilmiyorum olmayan artık, bir yer? Vardılar bir taraftan kimin çöpünü karıştırdılar. Esbiye'den o kadar 8-10 tane ortalama köy var. Esbiye'den üstünde. Hep o yoldan geçiyor. Karasöğlen doldurup çuvalı atıya, öteki atıya, beriki atıya bu çöpler benim mi oluyor? Benim kıyafetlerim diyeyim. Benim attığım kıyafetlerin üzerinde kapalı olabilir. Şimdi tam yanına inmedik. Bak, Murat bu kıyafetler abinin, tam açıkta. Tam böyle bir hakiki detaylı karıştırırsak. Emir bak, bu kıyafetler açıkta, toprağın üstünde. Bak, toprağa gömülü değil, çuvalın içinde değil. Ya bu da doğru bir şey değil de yani doğayı kirletiyorsunuz. Ablacığım bak, az altıya nane insek çuvalın içinde de olanlar var. Böyle böyle yani gömülü değil de yani zaman geçmiş üzere kapanmış olanlar da var. Bu benim gösterdiğim yer yani. Benim başka çöplüğüm yok. Nura'nın kıyafetlerine benzetmiş ihbarcı. Onları yakarken görmüşler seni. Kim görmüş o zaman, çıksın söylesin canım. Çok hem de zaten. O zamanda nerede yakmışım onu söylesin. Jandarmaya söylemiş, merak etme. Böyle mantıksız suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. İki bir durup Celal'ın evi, o evde, o evde. O zaman yıkın o evi bakalım var mı altında bir şey canım. Ceset oradan götürülmüş canım, belli orada kalır mı ceset? 2 yıldır, 2,5 yıldır. Köpek niye bulamadı? Çünkü o evden taşınmış belli bir şekilde. Belli ki arabaya yanaşmış o eve. Kim yanaştı bilmiyorum. Arabaya siz mi yardım ettiniz? Başkası mı yardım etti? Ablacığım. Ramazan mı arabasını yanaştırdı, yardım etti bilmiyoruz. Senin oradan kaçtan çıktığın belli değil, amcanla beraber. Ne zaman döndüğünde belli değil. Bizim yaylaya çıktığımızda daha şahitlerimiz var. Senin eşin. Abla plan gecenin plan demiyorum ben vakti. Ya. Tamam, gecenin bir vakti. O camdan atlıyor, plan yapıyor. Kapıdan çıkmak yerine camdan çıkıyor, sonra geliyor orada ayak izlerini bırakıyor. Ondan sonra başörtüsünü düşürüyor. Bu kadar çok plan yapan akıllı bir kadın köyden, boncuk çukurdan böyle özür dilerim ama salak salak gitmez yani. Tamam, bu kadar akıllı bir kadın. Bekler Bursa'da gider yani. Bu ilk duyduğu zaman yaylada bunu öldürdünüz mü diyen algına gelip ettiği küfürlere bak, ölü diri ettiği küfürlere ne yani kuşalağı duydu. Aferin mi diyeceğim ben size? Ettikleri küfüren dolayı uzak durdum. Şimdi Kemal'dan uzak durmadım da onlara niye uzak durdum? Çünkü Kemal'dan küfür duymadım. Adnan'la mı sana küfür etti? Ben sana küfür ettim mi? Ben sana küfür ettim mi? Annesi diyeyim, ben Adnan'la bir problemim yok. Bir dakika, madem öyle Adnan'la... Adnan elimizde büyüyen çocuk. Adnan benim emsalım mı? Önceden selam veriyordun, şey yapıyordun. Abla ben bir şey söyleyebilir miyim? Daha dönüp yüzüme bile bakmıyorsun. Adnan benim emsalım mı? Çocuk bile olsa ne haber Adnan, nasılsın? Ondan önce sohbet muhabbet ediyorduk, böyle toplanıp sohbet muhabbet ediyorduk. O zaman emsalın mıydım, şimdi mi emsalın olmadın? Ha, ediyorduk. Ondan sonra niye daha sohbet etmeye başladın? Ya tamam da madem o zaman şüphelenmiyordun da şimdi mi şüpheleniyorsun? Ben senden her zaman şüphelendim, senden de savaştan da ama belli etmiyordum. Bu ikisi de çok rahat davranıyor, ondan sonra soğuk soğuk davranmaya başladı böyle. Daha önce Emir sana ne yapardı, ne haber, işte küçüksün işte senden onun neredesin, ya, oğlu yaşındasın. Daha önce... Yine şey yapıyorduk, sohbet muhabbet ediyorduk, selamlaşıyorduk, selam velamı kestiler. Annesi de bacısı bana saldırdığında o günden sonra bile her gördüğüm yere selam verdim. Benim olduğum ortama da geldi, selam verdim. Nasılsın diye hep muhabbetini de ettim. Vicdanlı konuşsun, yalan konuşmasın. Ben onlara yine kayırıyorum, ben onlara hiçbir şey demiyorum. Sonuçta onların da acısı benim de acım. Valla Rahman da başından beri senden şüphelenmiş. Adnan da başından beri şüphelenmiş. Ablacığım bak, şüphe eyvallah. Şüphe edebilirler. Yani herkese şüphe, şüphe edebilir. Şüphe şudur yani. Öldürmüş olabileceğini mi düşündün? Adnan, öldürmüş olabileceğini mi düşündün ablanı? Açık ve ne sorayım? Yani savaş, Emir'le beraber öldürdüler mi diye mi düşündün? İlk başta öldürdüler diye şey düşünmedim. Ama zaman sonra şey yapmaya başlayınca daha başka çare gelmedi. Öldürdüler. He, ortaya da çıkmadığına göre, bir ortaya haber da çıkmadığına göre, öldürdüler. Ya öldürüp de mesela saat yukarı gittiğimi görenler var. Ama kim gördü işte? Ben görmedim. Abla bak, şüphede her zaman tanıdım. Ben bir ara orada jandarmayla çatıştım böyle muhabbette. Onlar şimdi bunların hepsi servisini almış gitmiş de. Adamın bir lafı bana tamam dedim, eyvallah dedim. Ben şimdi de elbisemi çıkarttım dedi, sana vereceğim dedi. Senin yerine geçeceğim dedi. Kimden şüphelenirsin dedi, senden şüphelenirim dedim. Kişinin kimliği Hızır'ın eniştesi Baral, olan... Baral, Baral. Dövüştüğüm adam değil. Aa. Türkiye onları konuşuyor. Köydeydim, köyde. Önce bir yatmadım çalışmaya. Tamam. Resmen köydeydim. Var tamam mı diyeceksin? Niye diyorsun çalışmaya? Niye diyorsun yalanı? Fatma'dan
Mustafa'yı çıldırtan hareket. Hayatımı ortaya yarattı ya. Sen burada kendi ağzına söyledin. Susu var mahallesinde, çocuğu var, cücüğü var, çocukları var ya, sensin. Kızı kayboldu. Fatma ne yaptı? Sen bu çocuğu aramaya gelmemişsin, benden intikam almaya gelmişsin. Bomba bilgi. Didem Arslan Yılmaz ilk kez açıklayacak. Şükür'ün kimliğini kim, neden yeniledi? Kimliğin nereye koyduğunu, nereden aldığını, nereden bulduğunu ben bilmiyorum. Hı hı. Bu benim üstüme kurulan bir kumpas zaten. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Çocuğumun çıkma canına eminim. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Çocuk canlı değil yani. Canlı değil. Canlı değil. Ispartalı 15 yaşındaki bir kız çocuğu annesi ve babasının yanında. Annesinin iddiasına göre babası alıp götürüyor. Babasının iddiasına göre Isparta'da değil, ne olduğunu annesi Fatma biliyor. Ama şu bir gerçek, kızımız, kız çocuğumuz daha doğrusu 10 yıldır ortalıklarda yok. Oradakiler diyorlar ki Şükür kaybolmadan önce 2-3 ay öncesinde düğünden sonra sürekli oradaydı diyenler konuşmaya başladılar. Birini ben burayı şey kim arıyor? Birini bakın. Korkutmuş. Ben yayında konuştu, birini benden kaçıyor diye konuştu yani. Ya gel yanıma dedim diyor, kaçtı diyor. Birini kimle görüştün? O kendisi iyi bilir. Allah Allah. Kim o? O kendisi iyi bilir. Burayı yayını arayıp da ben bir gün öncesi konuştum. Şey gördüm diyen adamı da kendisi iyi biliyor. Peki ben o kişinin kimliğini açıklıyorum o zaman. Açıkla. Açıklıyorum. O kişinin kimliği Hızır'ın eniştesi, heh, ablasıyla birlikte Barao, olan Barao sana. Mevlüt. Doğru ben mu? Ben dövüştüğüm adam diyor. Ama Mevlüt şunu söylüyordu. Ne konuşuyor? Ben diyor onun kızı. Gelin anne adam yayını arar, karşımda kendisini ifade eder. Der ki Mustafa ben seni bir gün öncesinde orada gördüm. Görmüştür Didem Hanım. Görmüştür çünkü mobilet verdim. Geri aldı mobileti. Verdiğim mobileti geri aldı çünkü biliyor kendisi. Ha, o ben, gün, ya bir gün önce Isparta'ya gitmeden evet. Önce Mustafa oradaydı birkaç gün ona önce. Ona verdi mobileti. Isparta'dan sonra da hani 200 sonra da telefonu açtı mobileti verdi. Ben seçime gittiğim zaman sattım. Yalan konuşma. Bak. Hiç kusura bakma. Seçime ondan gittiğim önce. Zaman aldım. Hiç kusura bakma. Seçime gittiğim zaman ona sattım. 1000 liraya sattım seçime gittiğimde. Motor bışkı vardı evde parasız kaldım. Motor bışkıyı da sattım. Yalan de. Onu şeyden seçimden sonra yalan. Yalan. Köydeydim. Köyde. Ne olacak? Ne çeşiniz? Köydeydim. Ben köydeyken ben bunu emettim kızımı. Bana deme bana. Bana bir öncesinde bana diyorsun ki. Millet bu hamile diyorsun. Ben köyde olduğunu biliyorum zaten. Ha? Ben köyde olduğunu biliyorum. Bil lan bil. Hı? Bil. Gitmedim çalışmaya. Tamam. Resmen köydeydim. Bana tamam. Mı diyeceksin? Niye diyorsun çalışmaya gitmedin? Niye diyorsun yalanı? Bir de utanmadan bir de geçen burada diyorsun. Bekçilik yaptı diyorsun. Ağzına söylüyorsun. O 2016'dan sonra. Ben şeyden 14, sonra. 14'ten sonra. 2010. 13'te yani, diyor. 13'te Haziran. Şubat'ın 16'sından sonra değil mi? Ya kızın kaybolduktan sonra aynen. Olan. Öncesinde Mustafa çalışmıyordu. Yok çalışmadı. Ya çalışmadım. Ya, çalışmadım evde yattım. Baştan beri söyle onu. Evde yattım lan. Baştan beri söyle. Çalıştın diye niye diyorsun o zaman? Ya çalışmadım. Niye çalışmadım lan yattım evde. Niye söylüyorsun o zaman? Bir öncesinde diyeceksin bana hamileydi. Ben bir eve bekleyeceğim. O gün eşyaları götürecek kadar öyle aynen, mi? Aynen bekledim işte. Kimi kandırıyor musun? Aynen bekledin işte. Şimdi şöyle yapalım. O evdeki görüntüleri şu kaşık havası muhabbetini bir ekranlara getirelim lütfen. Ediyorum. O sırada yani niye peki bunları böyle yani çocukları eğlendirmek için mi yaptınız diye İki yaptınız? İki tanesi ne yok? Mesela çocuğu ne yok? Bunu kıskandırma için yap. Beni seviyor diye şey diyorlar ama ben onu sevmiyorum. Çünkü benim her şeyim ortaya yarattı. Ben neden seveyim? Benim hiçbir şey olmadı. Neden seveyim hala da? En çok ne kanına dokundu? Ne bu kadar seni aldatıyor? Ben anlamıyorum. Aldattı değil ama sadece benim yaşadığımız 25 sene 26 senedir şey ettiğimi yani hayatımı ortaya yarattı ya. Sen burada kendi ağzına söyledin. Susu var mahallesinde, ben, çocuğu ben var, cücüğü var, çocukları var ya sensin. Bekçiliği aramıyorum. Ben sadece çocuğumu arıyorum burada. Ben senin her şeyini ispatlıyorum ama değil. Sen benimle ispatlayamıyorsun. Mustafa Bey'in babasının evinin oradayız. Tahsin Bey'in evinin oradayız. Kendileri de az önce söylediği gibi bir ara burada yaşamışlar. Kameraman arkadaşım İsmail Arputlu gösteriyor. Hemen bu görmüş olduğunuz
evde yaşıyordu Mustafa ve Fatma Erdem çifti çocuklarıyla birlikte. Hatta büyük oğulları Tahsin'in yaktığı konuşulan evde yine bu ev. Anne ve baba burada yaşamaya devam ediyorlar. Burası tabii babadan kalan bir toprak. Hemen arka tarafta yine artık kullanılmayan bir ev var. Buradan samanlık olarak kullanılan, yani daha önceden samanlık olarak kullanılıyormuş. Ancak daha sonra baba Tahsin Bey'in sebze ekmek için kullandığı bir alan var. Şimdi de sobasının küllerini falan işte buraya attığını söylüyor. Atıl olarak kullandıkları. 2014 yılından beri burası bir bölüm var. Bir dakika. 2014 yılından beri burası ne olarak kullanılıyor Fatma? Samanlıktı. Samanlık. Yani samanlıktı. Samanlık. Yani kızım daha yeni, daha yeni göçtü onun üstü ya. Ha yeni göçtü. Daha yeni göçtü. Ondan sonra orayı topladı, düzeldi. Oraya domat biber ekiyordu yani. Yine burada da tandır olarak kullandıklarını söyledikleri bir yer var. Hemen karşıda da ateş yakılan alanı göreceksiniz. Burası da yine atıl olarak kullanılan yerlerden birisi. Bu tandır ne zamana kadar aktifti Fatma? Hala aktif. Hala kullanılıyor yani. Aynen. Peki katil kızını bu tandırda yakmış olabilir mi? Yaktı. Yaktığını iddia ediyorsun ya. Bilmiyorum. Ben daha şu 2-3 sene yaşında babamın annemine küsüdüm ya. Yok küstü. Ben bu adamı yaşayamadım. Bana yardım edip mi yaptın bunu ya? Küstü. Hiçbir yerde yakacak yer bulamadım. Ben bu tandırda mı yaktım ben bu çocuğu? Vallahi babam beni keser, beni yakar. Ben çocuğu torunu yine yaptırtmaz ya. Evden çıktığınız zaman karşımızda hemen göreceksiniz. Eski, oldukça eski bir mezarlık var. Ne kadar uzaklıkta burası? Yok ya babamın demek ki gösterdiğiniz tandır samanlık dediğiniz yerinde 50 metre evin, yok. Senin şu anki evin oraya ne kadar uzaklık? Evimin arasıyla bilemediğin 1,5 kilometre. 1,5 kilometre. Gelen ihbar şuydu. Yani kızını öldürüp orada eski mezarlık var. Oradaki eski mezarlığın bir tanesinin üstüne gömmüş olabilir. Didem Hanım bu kadar ben saçmalık bir şey görmedim ya. Ben yolca, dağla, durukan, taşla, ıssız yerle durukan ben iki yolun anasına köyün içine getireceğim çocuğumu gömeceğim. Şu kenardan gidelim de. Sence mantıklı mı bu ihbar Fatma? Olabilir de. İstediği yer aransın. Ama o kadar dağlarda ıssız yerle varırken ben köyün içine getireceğim, köyün içine bunu gömeceğim öyle mi? Bir tane vatandaş görmeyecek mi? Görür mü Fatma? Görmez değil mi? Çünkü ıssız orası. Kayıntam gelin, ondan sonra bir komşu daha var, 3 aile var orada. Kimse yok başka. Yani babası var, diğer başka komşu. İki aile daha var, onlar da Erdem sülalesi. Yani onlar da Mustafa'ların akrabaları Erdem. Yani. Ulan o da bayramda, seyramda, o da arkada, o da millet anasının, babasının, ebesinin, dedesinin şeyini geliyor, orada okumaya geliyor. Hiçbir vatandaş oranın kazı olduğunu görmeyecek, öyle mi? Olabilir, bilmiyorum. Fatma. Hocan öldürdüyse sen de düşünmüşsündür. Bu çocuğu işte öldürdüğünü düşünüyorsun artık. Nereye götürmüş olabilir? Nereye alıp... Demin dedi ya Kendirlik tarafına götürmüştür. Uzak Kendirlik bir... tarafında bu dedesine ait bir ev olduğunu söyledin. O evet. Kendirlik tarafı mı? O taraf. Hiç bugünü dedesine yakın bir evi bugüne kadar söylememiştim. Biz de yayın öncesi söylemiştik. Yani konuşunca aklıma geldi dedim. Orada taraf çok sabit. Yani o tarafa fazla insan gitmez. Ne oldu da dedesine ait eve götürmüş olabileceğini düşünüyorsun Mustafa? Yani en şehri yer olabildi demem. Adam geçmeyecek yerler mesela şehri yer. Eve ne kadar uzaklıkta sizin evi var? Arası var, epey var. Ne kadar var? Yani... Bir saat? Tam, bir saat bulur. Bir saat çünkü bulur. Bayır çıkacak. Bayır çıkacak. Bayır çıkacak. Peki ya diyelim ki yaptı. Ceset oraya nasıl götürecek? Biri yardım etmesi gerekmez mi kızın cesedine? Ya da çocuğu oraya canlı mı götürüyor? Yanımda biri vardı ya. Sağda götürmüş. Yanımda biri vardı. Yardım yataklık yapan biri vardı. O kadar başıma iş geldi. O kadar evine jandarma geldi. Ben kaçacakken bir tane jandarmaya benim kızım kayıp diyemedin. Dedim ben şey ettin ya. Lan ben yokum ya. Benden şüpheleniyorsun ya. Ben senden şüphelenmiyorum. Ben şüphelendim. Şüphelendim. İnandırdın. Şimdi nasıl şüphelendin? Kaçtı da inandırdın. Seni burada rezil ettiğim için mi şüpheleniyorsun? 18 yaştan çıkınca diye şüpheleniyorum. Şimdi ben seni rezil edeceğim şüpheleniyorum benden. Sen bu çocuğun aramaya gelmemişsin. Benden intikam almaya gelmişsin buraya. Öyle mi? Tamam mı? Öyle mi? Benden intikam almaya gelmişsin. Sen almaya gelmişsin intikam. Baba bana gerçekleri söyle diye. Babana sordun elini şu masaya koydun mu koymadın mı? Annenin ve babanın yanında kayboluyor senin eşin. Nuran cinayete mi kurban gitti? Ya katil? Cesedi çok sağlam bir yere koyduğunu düşünüyorsun. Vazgeçme. Esrarengiz Karaçukur'da. Yayla tarafını arıyorsunuz. Karaçukur'a bakıyorsunuz. Bir kısımda Karaçukur'a gitmiştim.